İçinde havucu var, kapya biberleri var, kırmızı ve sarı olmak üzere mantarlı. Çok güzel yapmışsınız. Harika. Aa, beğendim güzel. Tahir. Ne güzel. Sizce? Nasıl yani? Beğenmedin mi? Tuzu hiç yok. Hiç Sıfır tuz ya. Koydum, 2 kaşık koydum. Hiç yok. Benim çorbama tuzlu demiştiniz ama bunda tuz denen... Yani tuzu iyi, tuz konusunda bence iyi. De yani ama göreceli ama bir şey tuz mevzusu. Hayır göreceli değil. Bu çorba böyle gelemez. Sıfır tuz ya. Hiç yok ya. Vallahi bana sıfır tuz ya. Ben tuza takılmıyorum zaten yani. Hani benim için yani görüntülerde izlersiniz zaten. Abi ki yemek için olur da. Benim çorbama kesik diye başladınız. Bu çorba tamamen kesik. Ona rağmen 7 verdim. Bak 7 verdiniz mi? Siz zaten her şeyi fazla saçtınız zaten. Herkes gününü atlatmış. Hayır. Yo ben fazla saçtım. Bana verin diye saçmadım. Benden puan kırın lütfen. Yani bu konuda kırın. Ama hayır yemeğiniz de olmamış ki. Bari bu olsaydı bunlar olmasaydı. Hayır yani. Ne eksik var şu anda? Tam tuz dışında mesela ne lezzet eksiği buldunuz? Yani hiçbir lezzet bulamadım ben. Mesela lezzet alamadım ya. Tamam. Sebzelerin lezzeti geçmemiş mi çorba? Yani, geçmemiş. Doğrayışları da kötü. Bakın kıvamına... Ya aslında şimdi kaynasaydı bu sulu da olur da. İçinde krema var, un var, yoğunlaşır. Hayır, Tahir Bey. Gevşemiş yani. Bırak. Tahir Bey, evet. Gevşemiş mi? Evet. Çorba gevşemesini duydunuz mu daha önce? Çorba gevşemesi, relax bir çorba içiyor. Hani çorba rahatlıyor falan böyle. Peki, aynı benim rahatladığım gibi böyle rahatlıyor. Hüda'nın beğenmeyecek bugün. O zaten. Öyle mi? Bir soralım. Beğenmedin mi? Ben biliyorum. Bu arada üzerine değiştirecek misin? Yani izin verirlerse misafirlerim. Yok tabii de benim için sorun yok. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ama çabuk Tamam hemen geliyorum. Yorumlarınızı bekleteceksiniz bir süre daha. Kesinlikle tırnakların azizliğine uğradığı yemek yaparken çok zorlanmıştır. Sürekli eldiven değiştirip vakit kaybetmiş zaten. Tırnakları düşmüş, onlarla uğraştı. Keşke bir gün önceden tırnaklarını çıkartıp yemeklerini hazırlasaydı. Daha sonra tırnaklarını taksaydı ama vakti yetmemiş zaten. Onu da yapamazdı. Kübra Hanım, evet Hüda Hanım'a inat olsun diye tırnaklarımı çıkarmadım dedi ama bence sonuçta bir yarışmadayız. İnat ya da işte biriyle kavga edecek. Tabii ki de tartışacağız yemekleri ama bence tırnaklarını çıkarıp yemekleri yapsaydı daha güzel olurdu. Koltuk koruma sevdasındasınız, onu biliyoruz yani. Benim asla bir sevdam yok, ben hak ettiğim puanımı aldım. Kübra hak ettiğiniz puanla bak bir de nasıl da söylüyor ya. Kübra hak ettiğim puanı aldınız diyorsun. Hiç öyle bir derdim yok. Kübra Hanım hak ettiği puanı vermedi. Sadece kendi yemek yapamayacağını bildiği için size bu şekilde puanlar verildi. Ben asla öyle bir şey düşünmüyorum. Kübra Hanım adaletli davrandı. Hak eden hak eden hak ettiği puanı verdi. Benimle bir tartışma içinde Kübra Hanım başından beri. Tamam size 7 puan verdi tartışma içinde olmasına rağmen. Demek ki beğenmiş yemeğinizi. Şimdi seni yanına çekti 8 puan vererek ama beni de çekeceğini düşünüyor. Ama ben ona başından beri söyledim. O tırnakları olduğu sürece puanına yansıyacaktı zaten. Artık tırnakları da yok kızı. Düşmüş. Ama bakalım yemeğine puan vereceğiz zaten. Tırnağına puan onun dışında bence masa bir bütün olarak kabul edilir. Ben tabii de ki. Tabii ki ben masamda hiçbir kusursuzdum yani öyle söyleyeyim. Bence konuşamadınız bile masaya. Bence size fazla puan verdi 7 puan yani. Karşılama... Tatlınız... Nereden kırdı ben? Tatlınız olmamıştı. Bakın tatlım tatlımdan kırsın tamam. Bana o zaman 9 vermesi gerekiyor. Peynirden de kıralım. Beğendi. Peynirden de kıralım tamam. O peynirden konusunda da şey yapıyorum. 8 puan garantiydi benim yani. Benim de 9 garantiydi o zaman bir tek avokadoyu çıkarttı ağzından bütün her şeyimi beğendi. Berkcan Bey önümüze yer elması diye bulgur pilavı getirdin. Gayet soğan çorbası getirdin. Beğendi. Neredeyse benim tatlım yani olmayan tatlımı senin soğan çorbanı ben tatlı olarak sunsaydım. Bu yani arada bu çorbayı hangi tatlıya benzettiniz? Ben merak ediyorum. Benimkini hani Magnolia'ya benzetmiştiniz ya. Keşkin diyelim buna da. Zaten finalde ona benzer bir şey gelecek menüden. Nasıl öyle yani? Söyleyeyim yani. Keşkin muhallebi yapmış ya. Yani şimdi yok, gelsin öyle yorumlarız ama. Yani muhallebi tatlıyı ne açıdan? Basit mi buldun? Basit tabii ki. Bu yemek yarışması. Senin tatlın neydi? Benimki kaymaçinaydı. Evet ama kaydı gitti. İçine yumurta, şeker, süt. O kadar. Tabii. Yani muhallebinin içine de yumurta, şeker, süt artı neydi? Elma. Bir de bir şey daha var. Zuhal Hanım zaten benim kaymaçinam tutamadı yani öyle söyleyeyim. Elimin altından kaydı gitti. Kaymaçina olalı böyle bir şey görmemiş yani. Elimin altından kaydı gitti kaymaçina maalesef. Sen daha ben senin yanındayken çırparken biraz daha çırp onu dedim sana. Ya, sen daha iyi biliyorsun benden. Onu senin köpükten böyle bulut gibi onu böyle. Zaten Zuhal Hanım şey oldu ben aslında olmayan bir şeyi içine koyayım dedim. Hani krem karamel yaptım. Çırpma olayını durdurdum. Kendi yorumunuzu kattınız karamel. Yine yorum yapayım dedim. Hatta röportajlarda dedim benim buna yorum katmam. Acımış artık karamel yani. Ondan sonra onu çırpmadım bir tane oldu. Üstündeki köpük kaldı. Aslında onun oranını doldursaydım düzgün olurdu yani. Tahir Bey kafanızdaki şeyin adı neydi? Börk. Evet. Yani. Bu Osmanlı askerlerinin eskiden giydiği miğfer gibi diyelim. Hani şimdi yani savaşa geldim diyorum. Savaşa geldim, savaşacağım. Dün her şeyimi beğenip yani puan vermemenize anlamıyorum. Peki yani kafanda duracak mı o? İstemiyorsanız çıkarayım. İstemiyorsanız değil de şimdi yemek masasındayız. Kapalı bir yerde şapkayla oturmak çok hoş olmasa gerek. Üstelik çok terletecek kafanı. Terletir sizi de zaten. Bence çıkar. Doğru, sen benim burada terlememem lazım. Sizi terleteceğim. O yüzden çıkarabilirim. Bence de çıkar onu. Yaptın yapacağını, esprini, mesajını verdin vereceğin yere. Evet. Kübra'yaydı zaten o tepki. Kübra'yaydı, evet. O da gördü zaten. Bu arada Kübra üzerini değiştirmeye gitti ve de yeşil bir şey geçti. Keşke giyinebilseydi. En azından ama derdik bize süsüne vermiş. Böyle açıkçası izlerini. Ben de şey yaptım ama tabii ki. Yok yok, zamanın ona gitmiş derdim Kübra Hanım. Dün öyle diyordun, evet, bütün zamanı süsüne çekiyordum. Ben onu var ya güller içinde karşıladım, böyle şeftim mutfakta ama masada da şef garsondum yani. Giyimimle bir de onu temsil ettim. Orada söyleyemedim, savunamadım kendimi çünkü servis yapıyordum ya. Evet. Bir de bizde misafir baş üstünde ağırlanabiliyorsunuz. Çok da üstlerine gelemedim. Evet. Yani bir şef garson edasıyla size baktım ben. Ama yani puanların biraz düşük geldi bana. Tabii ki servisimi en hızlı bir şekilde yaptım. Yani çorbalarım neredeyse üflemeden yiyemediniz yani, öyle söyleyeyim. Yok canım, o kadar da değil. Tatlı da maalesef olmamıştı. Ette de hadi dedik, etin işte sosu mosu bilmem nesi. Fakat gene de 5'i bana hiç kimse anlatamaz Berkcan. Berkcan yani sormayı... senin ara sıcaklarına benimkini kıyaslama. İşte yılbaşına uygun, yeni yılı karşılarken çok hoş, içimiz açıldı. Çok teşekkür ederim. Ve buyurun hemen çorba yorumları. Bir daha beğenmedim dedi, Berkcan'a geçelim. Tamam. Çorba tuzsuz olmuş bence. Tamam. Mantar tadını ben çok alamadım. Çok yani, koydum aslında. Daha çok kapya biber ve biber lezzeti daha fazla. Kapya biberin lezzeti daha fazla geliyor, biber lezzeti daha fazla. Bir de biberler daha çok, içinde çok fazla gözüküyor. Mantardan çok biber gözüküyor ve iri iri doğranmış. Mantarlar zaten, yani ben hepsini iri iri doğramak istedim. Böyle sebze tadı ağzınıza gelsin diye. Normalde blenderdan da geçiriliyor bu, biliyorsunuz. Ama hani sen geçirmedin, sebzeler bilerek geçirmedim. Evet, dişe geldi. Sen ne diyeceksin Deniz çorbayla ilgili? Ya tuz konusunda ben takılmıyorum. Hani o göreceli bir kavram hani ama tadını almaz. Evet. Şimdi dediler ki sebzenin tatları geçmemiş işte sebzeler. Kıvamını beğenmeyen var. Tuz. Ya şöyle kıvamı iyi ya. Bunda bir şey yok ama sebzeleri çok büyük olmuş gerçekten. Doğru yorum bu. Yani kocaman olmuş. Daha küçük olabilirdi. Bir de çok koymuşsun. Evet, yani çok büyük olmuş. Yok, sebzeli mantar çorbası olunca bir böyle bir sebzeye abanmışsın sen. Ama çok olmuş. Ben de sebze çorbasını hep söylerim. Ağzıma gelsin isterim sebzeler. Blender'dan geçmiş çorba süzme çorba olur. Süzme sebze çorbası dersin ayrı, süzme mercimek dersin ama sebze çorbası dendiğinde ben görmek isterim sebzeleri ama bu kadar büyük görmek istemem tabii ki. Kıvamı güzel, sebzelerin fazla. Onun dışında tuzsuzluğu beni de rahatsız etmedi. Lezzetlerin, pardon size katılmıyorum. Ben sebzelerin tadını aldım ama çok büyük doğramışsın. Tamam. Böyle mi verelim? Ara yemek için. Yok. Ara yemek için onu böyle verelim. Tabii. Zaten falafeldi galiba, özel soslu. Evet. Özel sosu da tabii soralım bakalım. Tabii nasıl özel bir sos, özel bir sos. Özel önemli. Hani Lübnan usulü yediyseniz bilirsiniz. Yok yemedim. Tamam. Peki. Limon ve tahin var benim bildiğim. Limon, tahin ve tuz. Yani aslında normal olması gereken sos o. Hani özel değil. Sosunu kullandı. Ben acaba sos bekledim ben. Özel menüde özel yazdığı için farklı bir sos bekliyorduk biz. Çünkü normalde de zaten falafelin şeyi sosu o. Evet. Tahin, yoğurt ve limon. Şekil olsun. Yani mutfakta yapamayacağını anlayınca ona bir değer katayım dedi bence. Diyor ki duydunuz mu? Özel sos deyince özel bir şey, özel Lübnan köftesinin özel sosu ne olabilir? Yani bu şudur yani tahin işte atıyorum şu bu ne bekliyorlar acaba özel sos olarak anlamadım. Hani kendi beyefendinin yöresel ot çorbası derken biz bilemedik hangi yöre olduğunu ama bu en azından Lübnan'a ait bir falafel.